Siverek Kültür Platformu nedir? Siverek Kültür Platformu 14 Ocak 2022 tarihinde Süleyman Bayram Roşan tarafından kurulmuştur. Bu platformda Siverekli şairler, yazarlar, akademisyenler, profesörler, ev hanımları, öğrenciler, Siverek'in ilk öğretmenleri, sinemacılar, tiyatrocular, ses sanatçıları, müzisyenler ve Siverek'in aydınları bulunmaktadır. Bu platform, Siverek'in gizli kalmış, unutulmuş aydınlarını bir araya getirip, bir platform altında buluşturmak için kurulmuştur. Bu platformda haftanın 6 günü sosyal medyada Facebook üzerinde canlı yayın programları yapılmaktadır. Pazartesi günleri Zivin Kılıç ile Şiire Yolculuk. Salı günleri İsmet Siverekli ile Sinema Yolculuğu. Çarşamba günleri Süleyman Bayram Roşan ile Akademisyenler, şair ve dil bilimcileri ile yolculuk. Perşembe günleri Yasin Rızgar ve Halit Başıbüyük ile müzik şöleni. Cuma günleri Rıfat Mert ile edebiyat yolculuğu. Cumartesi günleri Hayri Genç ile Embaz'la sanat yolculuğu. Siverek Kültür Platformu, Siverekli aydınların bir buluşma noktasıdır. İyi akşamlar. Siverek Kültür Platformu'nun hazırladığı Sinema Yolculuğu özel Facebook canlı yayınımızın bu akşamki konuğu Mehmet İnecik. Mehmet İnecik'i programa almadan önce platformumuzun kurucusu Sayın Süleyman Roşan Bayram'ı ekrana programa alıp platformumuz hakkında yeni sezonla ilgili yeni bilgiler verecek. İlk önce arkadaşımızı yayına alıyorum. Gerekli açıklamalardan sonra konuğumu stüdyoya alacağım. İyi akşamlar Süleyman Bey. İyi akşamlar Sayın İsmet Sürekli. Beni yayına aldığınız için size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yaklaşık 10 günlük bir ara oldu. Canlı yayınlara ara vermiştik ama bugün özel bir programla ara ara bu tarz programlarla, canlı yayınlarla programlarımızı devam ettireceğiz. İzleyicilerimiz 5 aylık tatil süresini çok uzun buldular. Bize bu anlamda eleştiriler de geldi. Biz bu eleştirileri de dikkate alacağız ve alıyoruz. Bugünkü program da bu dikkate aldığımız eleştirilerden birisiyle alakalı. Siverekli şair, yazar, sinemacı, tiyatrocu, oyuncu, birinci dönem yayına alamadığımız dostlarımızı ara ara bu tarz özel programlar yaparak bu süreçte bunları canlı yayınlara almaya devam edeceğiz. Bu sık sık olmayabilir. 15 günde bir olabilir, ayda bir olabilir ama bu şekilde ayda bir iki program şeklinde devam edecek. Evet. Yeni dönemde dostlarımız bize bazı önerilerde bulundular. Özellikle Siverek'e mal olmuş ünlü simaların örneğin ünlü portreler adı altında, Siverekli simalar adı altında yeni bir program önerisi bize sunuldu. Bize de gayet mantıklı geldi. Örneğin Siverek tarihine mal olmuş. Örnek verecek olursak şair İbrahim Rafet, işte Necati Siyahkan, Ali Solduk Hoca, Apsef gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Siverekli ünlü simaları ara ara bunların hayatını anlatan, onların yakın dostlarını da canlı yayınlara alarak onlarla Siverekli bu ünlü portrelerle ilgili bir program yapmayı planlıyoruz. Bu her hafta olmayabilir. 15 günde bir, ayda bir olabilir ama
Bu konuda öneri ve eleştiri aldık. Bunu dikkate alacağız. Yeni yayın döneminde yani yeni güçlü program yapacak arkadaşları da bünyemize dahil etmeyi planlıyoruz. Bunlardan birisi Şehmus Çakırtaş hocamız. Ayda bir de olsa bize bir program yapacak. Yine aynı şekilde Hayri Kapı Yetik, çok değerli yazarımız. Bu öneriyi ona da götüreceğiz. Ondan da ayda bir kez bize program yapmasını isteyeceğiz. Yine grubumuzda yönetici olan Enes Şamil Tepe, sinema yönetmeni arkadaşımız. Bu da bize bir program yapacak. Yine Mersin'de yaşayan Funda Helaloğlu isimli hemşerimiz. O da bize program yapacak, dönüşümlü. Dolayısıyla bu tarz program yapacak olan arkadaşlarla hem seyir zevki yüksek, hem kalitesi yüksek, hem içeriği daha iyi programlarla yine Siyerek Kültür Platformu izleyicilerinin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu arada henüz ulaşamadığımız şair, yazar, tiyatrocu, oyuncu varsa eğer özellikle platformdaki WhatsApp grubundaki arkadaşlarımıza bu çağrıyı yapıyorum. Bize mutlaka bu yazarları, bu şairleri, bu aydınların iletişim bilgilerini atsınlar. Biz onları platforma dahil edelim. Çünkü bizim amacımız bu platformla bu süvereğin değerlerine ulaşmak. Yani zaten amacımız bu. İkinci yayın döneminde bir öneri olarak sunulmuştu. Mezopotamyalı şair ve yazarlar olarak devam edebilir miyiz diye. Bu anlamda da bayağı eleştiriler geldi, öneriler geldi. Siyerek eksenli program yapmamız daha çok isteniyor. Yani Mezopotamya çok geniş bir kavram. Belki daha sonraki süreçlerde buna bir dönüş yapılabilir. Ama henüz Siverek boyutunu tam bitirmiş değiliz. Hani bir sürü Siverek programı yapabilecek henüz elimizde doneler var. Dolayısıyla biz Siverek'i bitirmeden Mezopotamya açılım yapmayacağız. Bu dönemde de muhtemelen Siverek eksenli programlar yapmaya devam edeceğiz. Gelen öneriler genelde bu eksende. Biz de bunları dikkate alacağız. Tabii bunun istişaresini yönetim grubu olarak yapacağız. Ondan sonra nihai kararımızı açıklayacağız. Ben sizin konuğunuzu çok fazla bekletmek istemiyorum. Bu kısa açıklamayı yapma gereği hissettim. Ara ara bu tarz programlar yapacağız. İsmet Sürekli arkadaş, ben Rıfat Hoca. Ara ara ayda bir de olsa bu programları yapmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimiz bizden böyle bu şekilde talepte bulundular. Biz bunu dikkate alacağız. Şimdiden hepinize keyifli, seyri, güzel bir program olmasını diliyorum. Size başarılar diliyorum İsmet Sürekli. Beni yayına aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Süleyman Bey. Bu değerli açıklayıcı bilgileriniz, sezonla ilgili, projelerimizle ilgili detaylı, açık bilgi verdiniz. Bu bilgiler için size teşekkür ediyorum. Hemen programımı stüdyo almadan önce kısa bir tanıtım filmini vereceğim. Tamam. İsmet Siverekli ile Sinema Yolculuğu. Mehmet İnecik 1983 yılında Adana'da 9 çocuklu Siverekli bir ailede dünyaya geldi. Eğitimini Adana'da tamamlayan oyuncu Mehmet İnecik, İstanbul'da tiyatro ve sinema alanında eğitim gördü. Tiyatro ve sinema eğitiminin akabinde Poyraz Karayel, Arka Sokaklar, İki Dünya Arasında, İsimsizler gibi birçok dizi yanı sıra Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım, Aristofones, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı ve Sahneden Dünyaya gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı. İnecik ilk sinema deneyimini Kamp adlı filmle gerçekleştirdi. 2002'den bu yana İstanbul'da yaşayan Mehmet İnecik kendisinin yazdığı senaryolarla dizi çekmekte. Esman bete, baran da bari, sar esman. Ah dilemin, tıdi saçu, çavimin abı bete. Lister içiyen berfeyi, baran heyi. Oldu Süleyman Bey. Size iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Alıyorum. Teşekkürler.
Evet değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz bu akşamki konuğum değerli senarist, yönetmen, oyuncu Mehmet İnecik. İnecik ve bu akşam yaşamını, sanat yaşamını ve özellikle kadın şiddetini ve kadın ölümlerini Türkiye'de gündeme getiren ve bu yönlü bir filmi, kadın adında bir filmi var. O filmi detaylı olarak göreceğiz. İnecik'in aynı zamanda Yılmaz Güney'le birçok yakın yanları var. Her iki sanatçımız da Siverekli olmasına rağmen Adana'da doğmuşlar ve aynı adata aynı kadarı paylaşmışlar ve sinema alanını veya sinema yeteneklerini daha geliştirmek için İstanbul'a göç edip orada eğitimlerini tamamlayarak sinema ve tiyatro eğitimine başlamışlar. Şimdi konumu bekletmeden stüdyoya alıyorum ve gereken bilgileri bizlerle, seyircilerimizle bu akşam paylaşacak Sayın Mehmet İnecik. İyi akşamlar Mehmet Bey. İyi akşamlar. Alo, diyorum, merhabalar. Sesim geliyor mu? Merhabalar. Her şeyden geliyor, önce Siverek Kültür... Sesim geliyor mu? Geliyor, sizin geliyor. Ben geliyor mu? Evet, sizi de alıyorum, sesinizi arıyorum. Evet. Merhabalar. Kısa da olsa... Oldu. Program girişinde sizi biraz tanıttık. İlk önce jeneriğimizi girdik. Ondan sonra grubumuzun kurucusu, platformumuzun kurucusu Süleyman Roşan Bey'i ağırladık. Yeni sezonla ilgili projelerini, çalışmalarını seyircilerimize tanıttı. Ve sizi kısa da olsa programın girişinde bir filmle tanıtmaya çalıştım. Tabii ki eksiklerimiz var. Sizden bu detayları daha fazla, yaşamınızla ilgili detayları daha alacağız. Bundan önce Siverek Kültür Platformu adına teklifimizi kabul ettiğiniz için, canlı yayınımıza, Facebook canlı yayınımıza, özel canlı yayınımıza çıktığınız için size teşekkür ederim. Programın girişinde kısa da olsa sizi izleyicilerimize tanıttım. Demin de anlattım. Bir de sizden diyelim, Mehmet İnecik kimdir? Mehmet İnecik, işte anlattığınız gibi ailenin 9. çocuğu. Siverek'ten Adana'ya göç muhabbetine girmeyeceğim. Mehmet İnecik tiyatroyla ilgilenen, kısa filmler yazan ve kısa filmlerini hayata geçirmeye çalışan biridir. Bu yolda adımlarını hızlandırarak ve hedefine ulaşmaya çalışan biridir. Bu kadar kısa diyebiliriz yani. Siz tabii ki Adana'da tanıtım videosunda da belirtmiştik. Adana'da doğmuşsunuz. Sizi evet. Tiyatroya, sinemaya geçmeden önce tiyatro oyunculuğunuz var. İnce tiyatro oyunculuğunuzu biraz onun üzerinde bu akşam konuşmak istiyorum. Sizi tiyatroya yönlendiren veya etkileyen etkenler nelerdir? Ne diyeceksiniz bu konuda bize? Aslında beni yönlendiren bir isim yok. Ama biz Necat Uygur'la, Levent Kırca gibi üstadlarla büyüdük. Evet. Onların tiyatro oyunlarını izleyerek yani büyüdük. Ve hep çocukluğumdan beri hani ben de büyüyünce tiyatrocu olur muyum? Tiyatroda oynar mıyım? Sahneye çıkar mıyım? Gibi gibi. En son 2013 yılında karar verdim dedim artık tiyatroya atılacağım dedim ve tiyatroya giriş yaptım. Ve birçok yerde de eğitim aldım. Mavi Yüzler Film Yapım Kültür Sanat Merkezi'nde, Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde eğitimlerimizi aldık. Sonra kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Tiyatro oyunlarımızı sergiledik. Bu şekilde oldu işte tiyatro serüvenimiz. Peki ilk izlediğiniz tiyatro oyunu hangisidir sizce? Aklınızda var mı? İlk izlediğim. Çocukken. Demin belirttiniz. Levent Kırca. Necat Uygur'un Zamsalak tiyatrosuyla tanıştık başta. Televizyonlarda izlerken falan. Zaten sonra serileri geldi. Levent Kırca'nın zaten meşhur olacak o kadar programıyla, tiyatro programıyla tanışmıştık zaten. Yani öyle bir tiyatro sevgisi oluştu içimizde. Buradan da üstadlarımıza tekrar rahmet diliyorum.
Biz de burada kendilerine rahmet diliyoruz. Evet Mehmet Bey, siz tiyatroda tiyatro eğitimini aldıktan sonra oynadığınız ilk oyun hangisidir? Oynadığım ilk oyun sevgili Ferhan Şensoy'un Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunudur. Orada ben küçük olsa bir rol almıştım hani yeni olduğu için. Yani ilk oyunumuz Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı. Peki ondan sonra hangi oyunlarda oynadınız? Ondan sonra tekrar Metin Okan'ın yazdığı Salim Dünya'ya tiyatro oyunu oynadık. Ondan sonrasında Aristofanes'in Kuşlar oyununu oynadık. Birçok çocuk tiyatrosunda yer aldım. İşte okullara gidip çocuk tiyatrosunda çocukları eğlendirmek olsun. Bu kadar yani. Oynadığım 3-4 tiyatro oyunu var sadece. Peki bu oyunların hepsi İstanbul'da mı sergilendi? Bir de Haldun Taner'in Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım tiyatro oyunu oynamıştık en son. Evet, bu oyunlar hepsi İstanbul'da oynandı. Peki Anadolu turnesi oldu mu veya Anadolu turnesine çıktınız mı oyunlarınızı sergilemek için? Ya şimdi açıkçası bu oyunlar bizim şeydi hani eğitim sonrası sergilediğimiz oyunlardı. Anadolu turu gibi bir şeyimiz yok. Ekibimiz de yok. Öyle bir nasıl diyeyim size? Öyle bir ekibimiz yok. Ve şu an Anadolu turu değil de kendi yazdığım tiyatro oyunu var. Onu ben hayata geçirebilirsem inşallah ondan sonra İstanbul başta olmak üzere Anadolu turu da yapmak istiyorum. Peki Türkiye'de en yani Türkiye olsun, Kürdistan'da olsun en beğendiğiniz tiyatro oyuncusu hangisi? Yani Türkiye'de şu an yaşıyor olanlardan söyleyelim. Haluk Bilginer. Aklıma gelen şu an Haluk Bilginer, evet. Haluk Bilginer donanımlı bir tiyatrocu. Biliyorsunuz İngilizce Londra'da tiyatro salonunda İngilizce oyunları sergileyen bir sanatçımız. Rukkay Aziz de var. Hani var da şu an aklıma gelmedi. Peki hiç Türkçe tiyatro oyunu izleme imkanınız oldu mu? Veya böyle bir oyunda oynamayı düşünüyor musunuz? Tabii ki oynamayı düşünüyorum. İzleme fırsatında oldu. Hatta bizim bir arkadaşım vardı. Onun da bir ekibi vardı. Onlar şeyde İstanbul Taksim'de Barlar Sokağı'nda şey vardı. Bir barda çıkıp Türkçe tiyatro oyunları oynuyorlardı. Onu da orada izlemiştim işte bir iki defa. Ama dediğim gibi oynamak da isterim tabii. Sinemaya geçelim. Peki sinema eğitiminizi nerede aldınız? Sinema eğitimi ilk Mavi Yüzler Film Yapım Merkezi'nde aldım. Film Yapım Kumpanyası'nda kameranın ön oyunculuğu, sinema oyunculuğu falan. Hepsini Mavi Yüzler Kumpanyası'nda aldım. Sonrasında işte böyle küçük küçük dizilere falan yönlendirildik. Dizilerde oynadık birkaç dizide. Öyle en son kamp sinema filmimizi çekmiştik zaten. O da daha montajı falan sürüyor. Bakalım. Bitince bakacağız. Ben ilk önce sizin oynadığınız biraz şeyleri göstermek istiyorum. Burada şey almıştım. Önce dedim buradan başlayalım istersen. Takviye de gelmezse eğer yarın akşam o karakoldan kimse sağ çıkamayacak. Akşam değil. Sabah saldıracağız. Hep gece saldırdık Heval. Gece gizlenmemiz daha kolay olur. Bu sefer gizlenmeyeceğiz. Açık açık saldıracağız Tece. Herkesin gözü... İnan yardım edin! Buraya! Biraz! Polis dur! Dur! İyi misiniz? İyi misiniz? Tamam, tamam polisiz bir sakin. Dur tamam.
Buralar. Salak bunlar ya. Gel şunlara bir sürpriz yapalım. Hayırdır? Bu ne çevirmesi? Her zamanki rutin çevirme ya. Sorun yok. Geri dönüp başka bir yoldan gidemez miyiz? Hayır, askerler görürse şüphe çekeriz. Tamam, biz burada inelim o zaman. Biraz acelemiz vardı. Çok oyalamadır. 5 dakikaya geçeriz. Yok yok, acelemiz var bizim. Buyur. Başka bir şey ister misiniz? Biz 2 tane çay alalım. Yani. 2. Tamam, ben çay içmem. 2 çay, 1 iptal. Tamam. Tekrar merhaba Mehmet Bey. Kısa olarak sizin filmlerinden kısa sahneler göstermeye çalıştım. Demin söylemiştiniz, oyunculuk, sinema oyunculuğu eğitiminizden sonra bir sürü dizi de rol aldınız. Bu diziler hangileridir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Sesi alamıyorum. Ses gelmiyor. Mehmet Bey, sesinizi alamıyorum. Geliyor mu? Şimdi geliyor. Ya ilk dizim İki Dünya Arasındaydı. Samanyolu'nda oynuyordu. 2014 yılında ilk diziye başladığımda kısaydı, o da kısa roller tabii başta gidiyorduk. İlk dizim oydu. Sonrasında Arka Sokaklar'da kısa da olsa bir rol olmuştum yine. Sonra arkasından geldi işte Poyraz Karayel, Karadayı, İsimsizler, Söz dizisi gibi dizilerde kısa oynadım. Yaklaşık 5 yıldır da gidemiyorum. Hani dizi sektöründen uzak duruyorum. Çünkü kendi projelerimi çekip yayınlamak istiyorum. YouTube kanalımıza atıyoruz kısa filmlerimizi. Hı hı. Yani bu şekilde. Bir sahne daha göstermek istiyorum. Yanılmıyorsam Arka Sokaklar olacak. Mesut komiserim. Abim ne iş ya? Öldük mü, ne oldu? Ne içirdiler bana böyle? Mesut komiserim. Kes lan, yat Sibar. Yat! Yürü hadi. Allah kurtarsın Mesut komiserim. Yürü lan, yürü. Evet, Arka Sokaklar'da olacak. Burada rolünüz neydi? Biraz bundan bahseder misiniz? Kimi canlandırdınız burada? Vallahi burada kimi canlandırdım ben de bilmiyorum ama burada tinerci bir arkadaşı canlandırıyorum. İşte devamlı tiner içen, gasp yapan, hırsızlık yapan birini canlandırıyordum işte. Hı-hı. Orada zaten belli yani hani. Muhatap bile olmadığında. Bir de sizin kendinizin çektiğiniz bir diziler var. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani çektiğiniz 2 kısa ve uzun matrajlı filmler var. Bu önce dizilerden başlayalım veya kısa matrajlı filmlerinizden başlayalım. Ya biz 2017'de Kumpas internet dizisi diye bir şey çektik. Yani internet dizisi çektik. 5 bölüm. Ve biz YouTube'da yayınladık. Belli bir süre sonra yaptığımız işlerin eksiklerini, hatalarını gördükçe dedik hani biz bu projeyi iptal edelim. İleride daha sağlam bir kadroyla, daha sağlam bir ekipmana tekrar çekeriz diye. 5 bölüm diziyi sildim ben YouTube'dan. Onu ben yeniden çekmek adına ben onları sildim. Ondan sonrasında kısa filmler çekmeye başladık. Dizi değil de yani kısa filmler çekmeye başladık. Bir kısa filmimiz işte Resimdeki Gözyaşım. Bir öğretmen arkadaşımın hikayesiydi. Onu sıralaştırdık ve kısa film olarak çektik. Sonrasında kadın filmini çektik işte. Malum Türkiye'de ve dünyada kadınlara şiddet, kadınlara baskı denildiğine.
Türkiye ilk sırada oluyor maalesef. Biz de bu toplumsal bir olay diyerekten buna bir el atmak istedik. Buna, bu konuya bir değinmek istedik biz de. Kadın diye senaryo yazdım. Yani başlığı evet. Zaten kadın değil. İşte hani Mehmet Bey. Kadın. Efendim. Mehmet Bey, sesiniz iyi gelmiyor. Siz bir çıkın, Facebook'unuzu kapatın. Tamam. Tekrar açın. Az önce şimdi önce bir telefonunuzu kapatın, tekrar açın. Ses ayarları düzensin diye. Tamam, ben sizi tekrar yayın alacağım. Tamam. Çünkü sesiniz iyi gelmiyor. Evet değerli izleyiciler, yine bir teknik sorunla karşı karşıyayız. Konuğumun sesi anlaşılmıyordu. Kendisinden cep telefonu üzerinden yayını gerçekleştirdiğimiz için bu tür Facebook üzerinden bu tür yayınlarla, bu tür problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Teknik sorunlar çıkıyor. Bazen elimizde olmayan bu sorunları gideremiyoruz. Ancak yayını terk ederek, cep telefonu yeniden aktifleştirerek bu sorunları bu şekliyle giderebiliyoruz. Affedersiniz. Konuğum bildiğiniz gibi kendisinin çektiği birçok filmi var. Bu filmlere gelmeden önce bu filmleri biraz göstereyim. Thank you.
Evet Mehmet Bey, teknik sorunlar yaşamıştık. Bundan dolayı izleyicilerimizden tekrar özürümüzü istiyoruz. Böyle sorunlar elimizden olmadan böyle teknik sorunlar bazen oluşabiliyor. Bunlar bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayıdır. Teknik nedenlerimiz profesyonel olarak yapmadığımız için, bu programları profesyonel bir formatla gerçekleştirmediğimiz için Facebook üzerinden canlı yayın yaptığımızdan dolayı bu tür sorunlar zaman zaman yaşanabiliyor. Evet Mehmet Bey, sizin kısa resimdeki gözyaşı filmini, kısa filminizi gösterdik. Bundan biraz bahseder misiniz? Şu an sesim geliyor mu size? Sesimi alabiliyor musunuz Mehmet Bey? Sizin geliyor, benim sesim geliyor mu? Evet geliyor. Teknik nedeniyle şeyi gösterdim, resimdeki gözyaşı filminizden şey yaptım, kısa gösterdim. Biraz bundan konuşalım, bu filmle ilgili biraz konuşalım. Olur. Bu resimdeki gözyaşımı dediğim gibi arkadaşımın bir hikayesiydi. Nurcan Demirtürk arkadaşımın. Biz de onu senaryolaştırdık ve kısa film olarak çektik. 2014 yılında çektik biz onu. Yani çekerken de çok eğlendik. İşte hüzün, dram, komedi hepsi bir arada işte aşkını itiraf edemeyen birinin dramını anlattık biz orada. Tabii ki aşkına da karşılık bulamayınca en son dediğiniz gibi çiçeğimiz elimize su gidiyor. Mehmet Bey, siz Yılmaz Güney'le neredeyse bazı özellikleriniz çakışıyor. İkiniz de Adana'da doğmuşsunuz ama Siverekli bir ailenin çocuğu olarak. Yılmaz Güney hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Yılmaz Güney bir idol. Hani birçok yönetmen olmak isteyen ve oyuncu olmak isteyen insanların idolü. Benim de aynı şekilde idolümdür. Ve hemen hemen bütün filmlerini de izlemişimdir ve hayranlıkla izlemişimdir bütün filmlerini. Tabii ki bir Yılmaz Güney olmak hiç kolay değil. Ki bir yolun başında olan insanlar için hiç kolay değil tabii. Hani Yılmaz Güney'i bu şekilde anlatabiliriz ancak. Sevdiğimiz bir yönetmen, senarist. Peki Yılmaz Güney'in dışında kendinize örnek alabilecek sinema oyuncuları hangileridir? Ya, sinema oyuncuları Erdal Beşikçioğlu var ya. Nejat İşler var. Dediğim gibi Haluk Bilginer zaten ilk sırada. Valla şu an sayamıyorum ya. Öyle soru böyle gelmiyor aklıma. Biliyorsunuz Kürt sinemasıyla ilgili bir soru soracağım. Biliyorsunuz Kürt sineması son zamanlarda diasporada şekillendi. Özellikle Bahman Gobadi, Hinar Salem, Yüksel Yavuz, Hişam Zaman, Miraz Bazar. Son zamanlarda bunlar Avrupa'da çeşitli festivallere katılarak ve Kürt sinemasını dünya sinemasına tanıtmaya çalışan yönetmenlerimiz, yani Kürt yönetmenler. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Takip edebiliyor musunuz bu yönetmenleri veya bu yönde çalışmaları? Açıkçası hiçbirini takip edemiyorum. Çünkü yoğunluğumuzdan dolayı da birçok şeyi kaçırıyorum maalesef. Saydığınız isimleri gerçekten takip edemiyorum. Hani bilmiyorum da. Ama Kürt sineması denilince tabii ki Kürt sinemasına ben de bir katkıda bulunmak isterim ilerleyen zamanlarda. Şu an dediğim gibi ben daha yolun başında, hani yaptığım işler zaten belli. İzlediğim zaman da zaten acemiliğimiz ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi tabii ki Kürt sinemasına da adım atmak isterim ilerleyen zamanlarda tabii ki. Bir de Zamcık diye bir kısa filminiz var. Orada herhalde Türkiye'deki hayat pahalılığı gündeme almışsınız. Onu bir göstereyim. Ondan sonra o kısa film üzerinde biraz konuşalım. Tamam.
Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Çay. Tamam. Ben de bir çay alırım. Çay. Çay. Tamam. Ne olacak lan bu kurun hali? Dolar euro aldı başını gitti. Sorma ya. 5 litre yağ 150 TL olmuş. Sadece yağ mı? Yine de ipliğe. Her şeye pahalandı. İşsiz de kalmasak bari. Oğlum, hacı bizi batıracak vallahi, batıracak. Uzaktan yakından yok çekme bana. Sana senin gibi gibi baktım ise yok. Efendim görürüm bütün insana hakkın kullarını. Yıktım ise yok. Yok yok. Yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nesine uyanlara. Teşekkür ederim. Afiyet. Ulan çay da güzelmiş ha. Ne içtin be kardeşim? Altına içeceksin. Buldu ya ucuz çayı. Tabii içer. İçeceksin tabii lan. Bir tek çay ucuz zaten, içsin oğlum. Aynen. Ucuz buldun mu? Yumul gitsin. Yumul demişken, geçen Ayşe'yle bir kavga etmişiz. Abo! Niye lan? Tutturmuş beni tiyatroya götür, sinemaya götür. Ne güzel işte. Git de biraz kültürün artsın oğlum. Şunun tipine bak. Bu ne anlar lan kültürde? Selam. Ne yapayım ben kültürü, tiyatroyu, sinemayı falan? Sinemaya gideceğiz. Karanlık, kalabalık, bir sürü insan topluluğu. Mısırı ayrı dert. Kolası ayrı dert. Ama piknik öyle mi? Orman havası mis gibi. Vay sen de ıssız, sessiz, baş başa. Ulan aklın fikrin kızla baş başa kalmakta. Başka ne olacak lan? Ne yapayım ben tiyatro sinemayı? Hem bana göre değil oğlum, kültürlü işler. Sevmem de. Oğlum ben çok sıkıştım lan. Bir lavaboya gidiyorum, anladın mı? Beyler, bu ineceğin sonu hiç iyi değil. Aysel'le sinemaya gidecek diye hesabı bize kilitleyecek ha şerefsiz. Bu defa hesabı ineceği biz geçirelim. Aynen, kilitleyelim de aklı başına gelsin poştun. Ne oluyor lan? Oğlum kalkın hemen gidelim buradan. Nereye? Oğlum biraz da oturursak var ya. Bankaya gidip çay kredisi çekmek zorunda kalacağız ha. Ne diyorsun oğlum? Kafanı bir yere mi vurdun lan yine? Ulan hesabı yine bize kilitlemeye çalışıyor ha. Yok lan, zam gelmiş şeye. Ne zaman oğlum? İçeri gelken zaten çay 2.5'tu. Git bak kardeş. Ne yazıyor orada? Git bak oğlum. Lan. Çay 4 olmuş. Dedem oğlum size işte, hadi kalkın gidelim lan. Oğlum dolar mı lan bu yükselip insin? İnanmıyorsan git kendin bak lan. Gel lan. Oğlum nereye düştük lan biz öyle? Oğlum. Kalk lan, kalk, çay 5 lira olmuş. Evet Mehmet Bey. Zamcık filminden kısa görüntüler verdik. Burada anlatmak istediğiniz neydi? Biraz da gerçi seyircilerimiz gördüler filmin konusunu, ne anlatmak istediğinizi, neyi eleştirmek istediğinizi barizca kendi sesinizden verdiniz. Bir de sizden tekrar duyalım, canlı olarak duyalım. Bu filmle vermek istediğiniz mesaj neydi? Zamcık filmimiz tabii ki birdenbire fırlayan zam fiyatlarını, zamları, ülkenin gidişatını ve ekonominin nasıl darboğaza düştüğünü anlatmaya çalışmıştık. Ve Kemal Sunal'ın Rahmi'ndeki gibi işte yine mi zam, zama zam gibi bir şeyler oldu ve orada bir şey oldu. Hani böyle bir şey yapsak nasıl olur, izletir miyiz, olur mu falan diye. Biz de bunları gündemi takip ederekten yazdık, çektik. Her gün işte şekere, una, çaya,
tuza, bibere nasıl zam geldiğini anlatmaya çalıştık biz de bu şekilde. Kısa bir film, bir 10 dakikalık bir film işte. 10 dakikalık bir filmde nasıl anlatılırsa zamlar, öyle anlatmaya çalıştık biz de. Hani şeyle ilk, ilgili ağlanacak halde nasıl gülünür yani diye. Türkiye'deki yani filmde açıkça zaten Türkiye'deki yaşamın dolar ve euro endekslerini yani her anlık fiyatların değişebildiği ve halkımızın, insanlarımızın ne durumda olduğunu yani bir çayhaneye, bir kahvehaneye gidiyorsun. Girirken fiyatının 1 lira olan TL, çayın 1 TL olduğu bir dönemde çıkarken 2-3 TL verme bir komik bir durumla karşı karşıyayız. Ben şu durumda yani gün geçmiyor ki bir fiyata zam gelmesin. Biz de ondan Türkiye'de çalıştık. Maalesef. Peki bu anlamda bu hükümetin yani bu iktidarın sanata bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani günümüzde Türkiye'de devletin sanata bakışı nedir? Bir de onu sizden öğrenelim. Açıkçası bir zamanlar Yılmaz Güney'in sanatına nasıl bakılıyorsa şu anda devletin bakış açısı odur yani. Yani işine gelenin el üstüne tuttuğu, işine gelmediğini Allah şahittiği bir bakış açısı maalesef. Kürt kökenli oyuncu olarak sinema alanından beklentiniz nedir? Ya sinema olarak beklentim tabii ki daha güzel ve daha mesajı bol olan filmler üretmemiz gerekiyor. Çektiğimiz filmlerle insanların vicdanına değinmemiz gerekiyor. Ve bu farkındalığını arttırmamız gerekiyor bu sinema kültürünün. Artı insanların sinemayı sevmesi gerekiyor. İnsanlar sinemadan da bir nevi soğudular aslında, geri çekiliyorlar. Bu dijital platformlar zaten sinemayı bir nevi bitirdi. Yani beklentim insanların vicdanına daha böyle dokunaklı şeyler yapıp o hikayeleri anlatabilmek. Peki kendi ana dilinizde film çekmeyi ve oynamayı düşünüyor musunuz? Hiç böyle düşündünüz mü? Böyle bir hayaliniz var mı? Ya ara ara düşünmüyor değilim aslında. Düşünüyorum tabii de. Bunun için çok sağlam bir hikayenin olması gerekiyor. O hikayeye ulaştığım an, yani o hikayeyi bulduğum an tabii ki ana dilimdeki Kürtçe olan filmi de çekmeyi düşünüyorum tabii ki. Türk sinemasında Kürt oyuncular hep kötü karakterleri canlandırıyor. Sizce bunun sebebi nedir? Baş sebebi bence tipimiz ya. Tipimizden kaybediyoruz herhalde. Başka nedenleri ne olabilir? Ya başka... Ya bu sinema sektörü biraz şey hani torpil ağırlıklı olduğu için nasıl şöyle söyleyeyim size, bizim gibilerin torpili olmadığı için hani Kürt de fark etmiyorsa Türk'ten de çok böyle kötü rolde oynatıkları şeyler var. Yani torpiliniz yoksa o rollere mahkumsunuz diyelim. Ben öyle görüyorum açıkçası. Peki sinema alanında geleceğe yönelik ne gibi projeleriniz var? Sinema alanında geleceğe yönelik aslında ağırlıklı olarak komedi üstünde gitmeye çalışıyoruz biz. Komedi olarak birçok projeyi imza atmak istiyoruz. Şu an hayata geçirebileceğimiz 3-4 projemiz var tabii ki de. Daha işte başlamadık, çekmedik, çekemiyoruz. İmkanlar el vermiyor, şartlar uygun değil. Komedinin yanı sıra tabii dram da olsun istiyoruz. Ve ülkenin gidişatını anlatan filmler de çekmek istiyorum tabii ki de. Bir de sizin sizin asıl olan uzun metrajlı filminize gelmek istiyorum. Türkiye'de kadın cinayetlerini, kadına şiddeti anlatan filmi önce göstereyim. Ondan sonra üzerinde konuşacağız. Bakayım iş yapmışsın sağ. Burada önce film
Film herhalde kesildi. Ben tekrar iş yapayım. Vazgeç bu inadından. Gel barışalım. Eskisi gibi inan hiç üzmeyeceğim seni. Yeterince üzdün zaten. Üzmekle kalmadın. Bir de şiddet uyguladın aylarca. Sana çok çektirdim biliyorum ama o zamanlar tedavi görüyordum biliyorsun. Yıllarca tedavi görsen de ne bu huyundan vazgeçersin ne de bu illeti bırakırsın. Bak söz veriyorum sana değiştiğimi göreceksin. Hal uzatma artık. Boşandık bitti. Düş artık yakandan. Başka biri mi var? Var ya da yok. Sana ne? Ne demek lan sana ne? Boşandık diye öyle kafana göre takılamazsın. İstediğimi yapar. Sen öldüremez gibi az gelirsin. Bırak kolumu hadi, ne yapıyorsun? Kardeş, ayıp olmuyor mu? Geri bas lan, geri bas. Tamam, sakin ama bak yaptın ayıp. Öldürürüm lan seni bak. Beyefendi, siz kusura bakma, biz aramızı hallederiz. Yürü lan, yürü. Hadi be kızım ya, açıktan öldük ya. Anca yaptık ya. Çek şunu koyayım. Güzel. Ne oluyor ya? Sıcak. Dikkat etsene abi. Her yerini yakıyorsun sana. Abi. Efendim. Bir şey sorabilir miyim? Söyle. Ya biz arkadaşlarla buluşacağız da. Arkadaşlar kim? Gizemler falan. 100 lira var mı? Banka mıyım ben? Niye ya? Ne olacak? Tamam tamam. Teşekkür ederim. Bana bak. Akşam erken gel ama. Tamam. Sol aklım sende kalıyor. Tamam valla erken geldim. Çayını da alayım. Çok ya, çayını için ya. Görüşürüz. Bay bay. Soyguncu ya. Benim de güzel olmuş ya. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey mi?
Elif, konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Var. Çık git artık hayatımdan. Rahat bırak beni. Bu kadar basit ha? Bitti. Bunu o kalın kafana sok. Sen kimsin lan benden ayrılıyorsun? Ne demek sen kimsin ya? Anlamıyor musun? Gerizekalı mısın? Kendine gel. Doğru konuş. Sen kendine gel ya. Sen benim hayatıma nasıl karışabiliyorsun? Ben bitti demeden bitmez kızım. Bağırma bana. Kes sesini. Bıktım artık senden ya. Allah belanı versin. Cemil ustadın lan sen. Bırak. Bırak ya. Şunu gebertir. Sen cumalama bırak. Çocuklar yapmayın. Sen karışma. Karışma lan. Geri çekil. Çocuk yapma lütfen. Benim olmayacaksan kimseyi öğretmem seni. Ben ölmek istemiyorum deyip ağlayan kadınlar, annen olur ölme deyip haykıran da çocuklar, bir dakikalık heves için onca canla kıyanlar, yeriniz cehennem olsun sizin gibi katiller. Anne onda kızımda ben ufak bir melektim, otobüse binip de eve dönmek istedim, yapma dedim etme dedim, ellerimle kesildi, yakıp ateşe verdiler benim ufak bedenimi. Bizim kültürümüz bu değil, kadınlar ise kutsaldır, kantata biber gazıyla kayıp bir İnsanlık bakıp da sıkmak mıdır, taşıyamıyorsan bırak. Erkeklik fırsatını. Nasıl bir adalet bu, tüm şerefsizler dışarıda. Kadını kurtarmak isteyen adam ise cezada. 12 yıl 6 ay bir kadın için içeri girdi. Adalet dediğiniz sanki duvardaki yazıda. Elif! Elif! Kim yaptı bunu ya? Kim yaptı lan? Elif! Maalesef bulamadık. Eyvallah. Eyvallah. Gidiyor musun? Neden bulamadık dedin ki? Adamı öldürecekti çünkü. Hak etmedi mi? Bu ülkede yargı var ve adalet var. Cezasını onlar keser, Yusuf değil. Ya bırak Allah aşkına. Ne adaleti? Bak tecavüze uğradı diye gencecik kız intihar etti. Tecavücüsü dışarıda geziyor. Bir hafta bile yatmadı. Kerem, biz polisiz. Savcı ya da hakim değiliz. Biz görevimizi yapar ve adalete teslim ederiz. Kendi elimizde adam burada öldür diyemeyiz. Öyle adaleti var ya. Yaptık bir şeyler. Bak ben buraya gelince polis kimliği... Evet Mehmet Bey. Filmde de gördüğü gibi Türkiye'deki kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri
konulu Kadın adlı bir filmi gösterdik. Böyle bir film çekmeyi veya böyle bir konuyu gündeme getirmeyi neden düşündünüz? Veya buna neden gerek duydunuz? Kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz, ölümler gerçekten dediğim gibi Türkiye başta olmak üzere dünyanın kanayan yarası. Yani her gün haberleri izleyip de elimizden bir şey gelmemesi gerçekten bu bizi çok üzüyor, çok üzücü. Adaletin de sağlanmadığını zaten düşünüyorum. Hiçbir şekilde adaletli bir ceza alınmıyor. Biz de kadınlarla ilgili bu şiddeti yani kendi yaptığımız, yazdığımız filmle anlatmak istedik. Ve yazdım kadın filmini. Bu şekilde çekip seyircilerimize bu yolla anlatmaya çalıştım ben de. Bu film olarak sanatımızda diyelim. Sanatla anlatmaya çalıştık. Yani umarım da anlatabilmişizdir kadına şiddeti, kadın ölümlerini maalesef, taciz, tecavüzleri önlemek imkansız gibi. Ama umarım bir gün bunlar da son bulur, o günleri görmüş oluruz. Peki bu yönlü, yani toplumun kanayan yaralarını görsel olarak sinemaya aktarmayı düşünüyor musunuz? Veya bu yönlü projeleriniz, ileriye dönük projeleriniz var mı? Tabii ki düşünüyoruz. Hani sadece kadına şiddet değil, Türkiye'de yaşanan adaletsizliği de biz anlatmaya çalışıyoruz. Çalışmak istiyorum. Onlarla ilgili birkaç projem var elbette. Bunları hayata geçirebilmem için belki uzun bir süre olacak ama bunları bir şekilde ben inşallah ileride hayata geçireceğim. Öyle inanıyorum, ümit ediyorum. Kısmet bakalım. Yani projelerimiz var tabii ki. Kadınlarla ilgili hem ülke gündemiyle ilgili, adalet yargıyla ilgili bir gündemimiz var yani. Filmin yönetmeni, senaristi ve oyuncusuydunuz. Bunu kendi imkanlarınızla evet. Mı filmi çektiniz? Tabii. Kendi tiyatro ekibimle, kendi imkanlarımızla çektik. Ve tek bir kameramız vardı. Yani 3-5 kameramız da yoktu. Adam akıllı mikrofonumuz da yoktu. Bunu kendi imkanlarımızla, kendi çabalarımızla ekip olarak üstesinden geldik yani. Peki size bu konuda yani halktan olsun, devletten olsun herhangi bir yardım söz konusu olabiliyor mu? Yok, şu an kesinlikle devletten zaten böyle bir yardım beklemiyoruz. O imkansız zaten. Halkın da zaten izlemesiyle bize destek olması yetiyor. Hani bir beklentimiz aslında, maddi beklentimiz yok kimseden de bizim için izlemeleri önemli ve iyi de izlendiğini düşünüyorum şu an 3000'lerde falan galiba YouTube gibi bir kanalda. Yani dediğim gibi kendi çabamızla yaptığımız şeyler bunlar hep. Şu anda elinizdeki projeler var mı? Yani sizin geleceğe yönelik projelerinizden bahsettik. Kısa da olsa bunu dile getirdiniz. Şu anda elinizde herhangi bir senaryo var mı veya yönetmenliği sizin yapacağınız bir film veya bir dizi var mı? Varsa bundan bahsedebilir misiniz? Yani şu anda malum şu an kiralar gündemde. Ev sahiplerimizin nasıl %120, %150, %200 zam yaptıkları gündemde. Şu aralar kiracılarla ilgili bir kısa film yazdım. Ki daha bitirmedim, yazıyorum. Yakında onu çekeceğim. Kiracılarımızın derdini, sıkıntısını anlatan bir film olacak. Bir 5-6 dakikalık, en fazla 10 dakikalık bir film olacak. Bununla da kiracılarımızın sıkıntılarını anlatacağım. İnşallah. Onun dışında birkaç projem daha var. Onları şu an bahsedemeyeceğim. Hani söyleyemeyeceğim de ilerleyen zamanlarda inşallah ona başlarsak ki ondan da kısa kısa bahsetmek isterim. Ama şu an edemiyorum. Tiyatrocusunuz, bir de senaryo yazıyorsunuz, film yani yönetmenliğini yapıyorsunuz. Yani bu üç işi bir arada yapmanın zorunlukları nelerdir?
Ya kesinlikle çok zor. Bir kere beyin yoruluyor, bedenin yoruluyor. Ve aynı zamanda tekstil işi yapıyorum ben. Hani oradan oraya koşmak da yoruyor. Ya zor da olsa, yorucu da olsa aslında güzel. Bir yandan kendi sanatımı icra etmeye çalışıyorum. Kendimi geliştiriyorum. Oyunculuğumu geliştiriyorum. Yönetmenliğimi geliştiriyorum. Yazarlığımı keza geliştiriyorum. Aynı zamanda ekibim büyüyor. Hani güzel bir ekibim var. Ekim de gittikçe büyüyor. Hem insan kazanıyorum hem bilgi birikim kazanıyorum yani. Peki bu icra ettiğiniz sanattan geçinme imkanınız olabiliyor mu? Maalesef şu an öyle bir imkanımız yok. Yani öyle bir kazancımız da yok. Şu an hani yapıp kendi YouTube kanalımıza attığımız için herhangi bir gelirimiz yok. Şu kısa filmlerden şundan dolayı. Peki izleme durumu nasıl? Yani ilgi nasıl sizin filmlerinize yönelik? Ya YouTube kanalını biliyorsunuz şans meselesi aslında. Biz yine de atıyoruz filmlerimizi. Ya, çok da izlenmiyor ama dediğim gibi kadın filmi 3000 civarında izlendi. Tiyatro oyunlarımız 6000 civarında izlenmiş oyunum var. 3000 var mesela. 2500 fragmanımız izlenmiş. Tiyatro oyunumuz 4000 izlenmiş. Yani izlenmemiz aşağı yukarı 2000 ile 4000 arasında gidip geliyor. Ya inşallah bu programdan sonra yani en azından sizi Siverek halkına tanıttık, Siverek'lere tanıttık, bir de Kürtlere tanıttık sizi daha doğrusu. İnşallah bundan sonra sizi yakından takip ederler, sizin çalışmalarınızı iyi bir yere izleme raporu ile getirebilme imkanına sahip olursunuz. Bunu umuyoruz. Zaten amacımız bu. Yani şu diyorum ben hani yaptığım işi hani izleyen izlemeyen seyircilere de sevgilerimi gönderiyorum. Hani izleyip izlememek zaten onların şeyinde. En azından hani izlense de izlenmese de benim şu görüşüm var. Filmim isterse bir kişi izlesin, isterse 1 milyon kişi izlesin. Ben o filmi yapayım, vermek istediğim mesajı vereyim. İsterse hiç izlenmesin yani. Hı. Yeter ki ben o yaptığımı yapayım. Ben o yönde düşünüyorum şu an. Biliyorsunuz son zamanlarda Siverek'ten özellikle Siverek'ten birçok sanatçı sinema alanında birçok sanatçı çıktı. Genç yani geleceğe yönelik vaat eden bir sürü sinemacı son zamanlarda ismi duyulmaya başladı. Örneğin Mehmet Küçük Yılmaz, Ali Cikan, Enes Şamil Tepe, Sedat Kıran, Ferhade Mehmet, Gül Ertan, Kara Aslan, Ali Güney ki Anel Güney biliyorsun Yeşilçam'ın meşhur şeylerinden kötü rol sanatçılarından Murat Beyazgül, evet, evet. Serdar Gözekli, Ali İl, Umut Aksoy, Rüzgar Aksoy, Kudret Güneş. Bu sanatçılarla yani bu Kürt sanatçılarla kendi aranızda böyle bir birlikteliğe, birlikte bir film çevirmeye, birbirinize destek olmaya yönlü bir çalışmanız var mı ve böyle bir ilişki geliştirme çabanız var mı? Ya şu anda ne onlar ne de biz iletişime geçmedik. Tabii ki geçebiliriz de. Hani oturup bir konuşmamız gerek. Hani ne yapılır, ne edilir? Kafalar uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Tabii ki bir araya gelince daha güzel şeyler olabilir. Ama henüz görüşmedik. İleride görüşebiliriz tabii ki de. Peki Siverek'e gidip gelme durumunuz var mı? Yani biliyorsunuz Siverek coğrafyamız görsel sanat için muhteşem bir yer. Bu anlamda gerek idealist olsun, gerek materyalist felsefe açısından malzeme olarak yani olağan bir coğrafyaya sahip. Bu coğrafyaya gidip böyle bir yönlü yani coğrafyayı tanıtan, özellikle Siverek'i tanıtan bir film yapmayı düşünüyor musunuz? Ya o da düşüncelerimiz arasında var ama bir hedefim var benim. O hedefe ulaşana kadar biliyorsunuz bu işlerde adım adım ilerlememiz gerekiyor. O da var tabii. Yani kim istemez ki kendi memleketini tanıtmayı, memleketinde filmler çekmeyi kim istemez yani? Tabii ki biz de istiyoruz. Peki
Yani Kürtçe, yani Kürtçenin Zadaça, Kurmancı ilçeleri nasıl sizde? Baba taraf Zaza benim. Anne taraf Kürt. Ben Zadaca bilmiyorum. Kürtçeyi de hepsini anlıyorum fakat çevirmekte biraz zorlanıyorum. Mehmet Bey, zaten Zadaça'da, Kurmanca'da Kürtçenin iki lehçesi. İşte iki lehçesi zaten. Kürtçe diyorsunuz, farklı. Yani sanki şöyle bir yanlış algılama şekilleniyor, yani oluşuyor. Yani Kürtçe deyince Kurmancı akla geliyor. Yani bunu yapmamamız gerekir. Bir Kürt olarak biz iki dili konuşuyoruz. Yani Kürtçenin iki lehçesini konuşuyoruz. Ben keza kendim de ana, yani annemden öğrendiğim Zadaça'dır. Ama Kurmancı'yı da çevremizde bulunan diğer Kürtlerden, yani Kürt arkadaşlarımızdan, Kürtçenin diğer lehçelerinden öğrenmiş bulunuyoruz. Öyle öğrendim ben. Kendim de öğrendim. Yani Kürtçenin iki lehçesini konuşuyorum. Bizim Zadalar onu kabul etmiyor işte. Biz diyor, biz Zazayız diyor. Biz Kürtçe lehçesi değiliz diyor. Biz Zazayız diyorlar. Hani, hepsini anlıyorum. Fakat hani çevirmekte biraz zorlanıyorum. Tabii konuşuyorum, hani Kürtçe'de konuşuyorum ama zorluk çekiyorum tabii ki. Peki bu dili yani kendi ana dilinizi geliştirip bu yönde film çekme hayaliniz var mı? Veya hayal dünyasında Kürtçe bir film çekme diye bir şey var mı? Bir düşünceniz var mı? Ya o hep vardı zaten. Hani ileride sırf baştan sona Kürtçe olmasa bile işte Türkçe karışık bir filmde hep düşüncemizde var, hep aklımızda var. Ya birçok şey var aslında hani yapmak istediğimiz. Hepsini keşke yapabilsek. Ama dediğim gibi Türkçe olsun, hani karışık da olsa öyle bir fikrim var tabii ki de. Bizim platformumuzla tanışma imkanı buldunuz. Platformumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Platformla yeni tanıştım. Gerek platformdaki insanlar olsun, anlatmak istediğiniz şey olsun, güzel şeyler. Takip ettikçe daha çok anlama fırsatım olacak bende tabii. Henüz çok inceleme fırsatım olmadı ama dediğim gibi yakından takip edip inceledikçe daha çok fikir sahibi olacağım. Platformla ilgili inşallah. Evet. Mehmet Bey, yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Son olarak ekleyeceğin bir şey varsa onu alalım. Öyle programa bitirelim. Son olarak eklemek istediğim şey sinemadan, sanattan kopmamamız adına sadece kadınlar değil, hayvanlar da şiddet görüyor maalesef. Şiddete maruz kalıyor. Yani şu şiddete son verebilsek keşke. Ve bu kamu spotları ve şiddetle ilgili filmlerimiz, anlatmak istediklerimiz keşke daha çok olsa. Daha çok böyle anlatabilsek. Daha çok adaletle ilgili şeyleri anlatıp bunları hayata geçirebilsek keşke. Tek ümidim bunlar yani. Umarım onlar da olur ve kadına şiddet olmayan bir dünya artık olur inşallah. Tek umudumuz bu. Bir de sanatımızın daha iyi yerlerde olmasını istiyorum ama Türkiye gibi yerde sanatın iyi yerlere gelmesi gerçekten çok zor. Umarım onda da iyi yerlerde oluruz. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Bizi kırmayıp platformumuz adına gerçekleştirdiğimiz Facebook üzerinden gerçekleştirdiğimiz özel sinema yolculuğu programına katılıp o değerli zamanınızı ve bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için sizlere başta platformumuz olmak üzere tüm seyircilerimiz adına teşekkür ederim. Evet, siz ekranları başında. Evet, bir şey söyleyecektiniz. Siz de alın. Ben teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu benim ilk canlı yayınım. Biraz heyecan olabilir. Şaşırdığım yerler olabilir. Affoluna. Buradan tüm bizi izleyen arkadaşlara kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mehmet Bey, zaten biz de amatörce bu programları dar imkanlar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Profesyonelce yapma imkanımız yok. Zaten görüyorsunuz, Facebook üzerinden canlı gerçekleştirdiğimiz için zaman zaman teknik sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Keza hep
Umudum odur ki hiçbir gün tekniksiz, sorunsuz Facebook üzerinden güzel bir sinema yolculuğu canlı yayını gerçekleştirmek istiyorum. Her zaman bir programda bir eksiklik olabiliyor. Bu da biz bu işi profesyonelce yapmadığımız için, amatör ile gerçekleştirdiğimiz için, yani amacımız Siverek'in yetiştirdiği değerleri başta Siverek halkına tanıtmak, başta bölge insanlarımıza tanışmak ve ondan sonra tüm coğrafyamızın dışında bulunan tüm dünyaya, yani Facebook üzerinde, internet ortamı üzerinde tüm izleyicilere sizi tanıştırmaktır. Amacımız budur. Bilinmeyen, unutulan yüzleri gün yüzeyine çıkartıp halka tanıtma amacı gidiyoruz. Platformumuzun amacı zaten budur. Bu anlamda bizi kırmayıp da programımıza çıktığınız için tekrar size teşekkür ediyorum. Evet, siz ekranların başında bizi izleyen değerli sinema severler. Bu akşamki konuğum Siverek kökenli oyuncu, senarist, yönetmen Mehmet İnecik idi. Kendisi ve yaşamını, sanat yaşamını, geleceğe yönelik projelerini ve özellikle kadınlara yönelik şiddetinin anlatıldığı veya dile getirildiği Kadın adlı kısa filmini izledik, değerlendirdik ve geleceğe yönelik bu yönlü şiddeti ekrana getirecek ve bunu gündeme getirip gerekli olan yerlerin, yetkililerin bu soruna eğilmeleri konusunda çabalarının olduğunu gördük ve bu anlamda kendisine teşekkür ediyoruz. Kadınlara şiddetin son bulunması, kadın cinayetlerin son bulması temenni ediyoruz. Zaten bu toplumumuzda son zamanlarda artan ağırlaşmış bir kangren sorunumuzdur. Siz de zaten bunu filminizde dile getirdiniz. Size teşekkür ederim ayrıca. Bir başka sinema yolculuğu özel canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.